Artık bizi durduramazlar. Erdoğan tam destek mesajını verdi. ABD, Rusya ve Fransa üçlüsüne rest çekti. Yıllardır çözüm adı altında oyalayıp durdunuz. Ortada hiçbir şey yok. Size her şey mübahtır. Bizim artık sabrımız taştı. Türk'ün gücünü, şehadet için yanıp tutuşanları daha da görmediniz. Yahya Kemal Beyatlı'nın da dediği gibi. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak destek olmayı unutmayın kardeşlerim. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin desteğini dile getirdiler ve yapılan haksızlığı kimsenin sesinin çıkmadığını duyurdular. Ama bazıları buna da sağır kalacaktır. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, ihtidal çağrısı yapan ABD, Fransa ve Rusya'ya ihtidal mesajları veren ülkeler işgalci Ermenistan'a baskı yapılmalıdır sözleriyle cevap verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlara ilişkin 24 TV canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın okul ve hastaneleri hedef aldığını açıklayan Abdullayeva, "Tansiyon hala çok yüksek, çatışmalar sürüyor. Şu ana kadar 7 sivilimiz şehit olmuştur. Dünden itibaren savaş ilanı yapıldı. Köylerin geri alınması çok yüksek bir coşkuyla karşılandı. Bir süre hava sahamız Türkiye hariç yurt dışı uçuşları durduruldu," dedi. Türkiye ve Pakistan hariç diğer ülkelerden Ermenistan'a yönelik tepki görmediklerini ifade eden Azeri sözcü, "Biz Türkiye'nin tüm kademesinden destek gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz," dedi. 30 yıldır Ermenistan'la diyalog yoluyla bir netice alamadıklarından bahseden Abdullayeva, "Bu tarz mesajlar Ermenistan'ı işgal ettiği topraklarımızdan çekmeyecektir. İtidal mesajları veren ülkeler işgalci Ermenistan'a baskı yapılmalıdır. Barış sözünü diline alanlar işgalci Ermenistan'a karşı hiçbir adım atmıyor," dedi. Bölgede yaşanan sorunların masada çözülebileceğini söyleyen Abdullayeva, "Bu iş masada çözülebilir. 30 yıldır Ermenistan'la bu sorunları çözmeye çalıştık. Ama Ermenistan'ın provokatif adımları diyalog yolunu kapatıyor," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a tam desteğini açıkladı. Bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken yapılan haksızlığa göz yumulmayacağını, ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Meclis Başkanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen tarih, siyaset ve ülkeler arası ilişkiler bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumunda konuştu. Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmesinin vaktinin gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatmalar ve tehditler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak, Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir. Yaşanan son gelişmeler, bölgede nüfus sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır. Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini umuyoruz, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa'nın 30 yıldır sorunu çözmediğini belirterek şunları söyledi. "Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen, orada üsleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır. Bunlar şimdi gelmişler, Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor mu? Şu mantığa bak, şu akla bak. Adeta İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdi. Bu işi çözelim, bunu artık uzatmayalım," dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Buradaki insanlar 1 milyonu aşkın topraklarından uzak. Şu anda Azerbaycan'da yaşıyor, işgalcilerse orada. Bunun hesabını kimse sormuyor.
artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde düzenlenen tarih, siyaset ve ülkeler arası ilişkiler bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, açılış konuşmacılarının Akdeniz'le ilgili önemli hususlara temas ettiğini, gerek öğleden sonra gerekse yarın yapılacak oturumlarda da akademisyenlerin Akdeniz konusunu ayrıntılarıyla ele almaya devam edeceğini söyledi. Barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan doğar. Yani hakikatin kıvılcımı farklı fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkar sözünü hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Hangi konuda olursa olsun istişare etmek, farklı fikirlere ve tekliflere kulak vermek, tenkitleri dikkate almak gerekir. İstişare eden, Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere hiçbir zaman pişmanlık duymaz. Biz de 40 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz siyasette ve hayatımızın diğer alanlarında daima istişareye önem verdik. İlim meclislerinin bereketinden istifade etmenin hep çabası içinde olduk. Özellikle ülkemizi ve milletimizin geleceğini ilgilendiren meselelerde farklı görüşleri her zaman dikkate aldık. Bu hassasiyetimizin meyvesini hem siyasi hayatımızda hem de devlet idaresinde sürekli olarak neticesini topladık. Sizlerden vicdanınız ve fikirlerinizle sözleriniz arasına sütre çekmeden kanaatlerinizi açık yüreklilikle paylaşmanızı istirham ediyorum. Unutmayınız, ülkeyi yönetme sorumluluğunu omuzlarında taşıyan devlet adamları olarak bizim burada dile getirilecek önerilere çok ihtiyacımız var. Sizlerin samimiyetle ortaya koyacağı her alternatif bizim için değerlidir, yol gösterir. Sempozyumun sonuçlarının sadece bilim insanlarımızın, tarihçilerimizin, diplomatlarımızın, öğrencilerimizin değil, biz siyasetçilerin de ufkunu genişleteceğine inanıyorum.''